Öf yani. Anneciğim bölümlerine geçmişsiniz ha? Niye anneciğim bölümüne geçtik? Altını daha bir dolduramadık biz. Benim bu gelinle çok işim var. Annen çok işim var ya. Ege'nin hamsisi bu akşam son kez bizlerle olacak. Her pazartesi Ege ve Karadeniz yemekleriyle bizleri buluşturan iki kültürün o çok renkli kaynaşmasının gönlümüzde taht kuran kahramanlarıyla yollarımız şimdilik ayrılıyor. Hatırlarsanız dizinin çekimlerinin bir kısmı Karadeniz'de gerçekleşmişti. Daha sonra İzmir Sağacağı'na yerleşen Gerginoğlu ailesiyle Ege yolculuğumuz da başlamıştı. Tamam. Kolay gelsin kızım. Oğlum. Adeta bir dizi dekoru kadar muazzam, rüzgarın, yağmurun daha da güzelleştirdiği, sokakların verdiği dinginlik ve mutluluk hissini aynı anda yaşıyor. Bu davetkar anların karşısında hayranlığımızı da gizleyemiyoruz. Gördünüz mü? Gönül köprüsünü yeniden inşa edince her şey nasıl rayına girdi. Bizler kadar Sığacığa gönül verenler elbette ki dizinin harika ekibi. Bunun çabalarını merak ediyorum ben. Nasıl anlatamayacak, onu çekmek istiyorum. Hakan çabalıyor şu an. İnşa etmek. Sessiz sinema eğlencelerinden tutun da derin ama eğlenceli sohbetlerini, yepyeni bir yıla girerken bizlere kalan özel anları sizler için derledik. Aynı zamanda sıkı söyleşiler gerçekleştirdik. Yine kim bildi? Kim anlattı? Kim anlattı? Ya kim anladı? Kim anlatamadı? Baba ne yapıyorsun? Oğlum hoş geldin dedi. Hoş gördük. Ya bana bir tane ılımır versene, ben sıcak sıcak içeyim. İlk olarak Uraz Bey'le diziden ve özel hayattan kısa bir söyleşiyle karşınızdayız. Uraz Bey, bu rol ruh halinizi etkiledi mi? Bilmem yani, benim ruh halim belki rolü etkilemiştir. Bu iş böyle biraz karşılıklı bir şey gibi oluyor. Yani her seferinde soruyorlar, bundan ne ders çıkardınız, bu size yakın mıydı? Zaten hepsi bir şekilde benden bir şeyler taşıyordur. Peki en sevdiğiniz yanı neydi Deniz'in? Bilmem yani, Ege'li, ben de Ege'li bir ailenin çocuğuyum. O yüzden de kendime yakın çok hikayeler bulmuştum içinde. Beni de annem tek başına büyüttü. Benim de annem restoran işletti. O yüzden benim için böyle Deniz Melahat ilişkisi, Uraz Gamze ilişkisine biraz yakın. O yüzden keyifli bir süreçti. Seni çok seviyorum Gelmez. Ben de seni çok seviyorum Sarıcık biraz kızım. Konu madem aileye geldi, çocuğunuza öğreteceğiniz en önemli öğreti nedir? İyi insan olmak, adil olmak. Ha! Bağırma uşağım. Uşağım bağırma diyorum. Çetiyet, çetiyet. Haydi. Son olarak 2019 yılı için dileklerinizi de duymak isterdik. 2019'un ayrışmayı bitirmesi, herkesin bir araya gelmesi, insanların birbirini daha az yargılaması, olduğu gibi kabul etmesi, yaşam haklarına, insanlıklarına, özgürlüklerine saygı duyduğu, sağlıklı, barış dolu, huzurlu, ekonominin güzel olduğu, herkesin karnının doyduğu, evinin ısındığı, sofrasına güzel güzel tabaklarını koyabildiği bir yıl olsun. Çocuklarım, hadi baş başlayayım babanıza. Babanıza. Sevilen oyuncularla biraz nostalji kokan, biraz da gelecek hayalleri dolu söyleşimiz devam ediyor. Asuman Hanım, dizide sizi en çok etkileyen an ve anınızı sorsak? Dizinin ilk bölümü ve ilk sahnesi, hiç Karadenizli oynamamışım. Birçok bölgeden, hatta İtalyanca bile tiyatroda oynamışım. Karadeniz'de oynamamışım. Ona baktım. Hayatımda hiç elime ördek almadım. Ve ilk sahne elime ördek verildi. Karadeniz'deyiz. Bir köprüdeyiz Karadeniz'de. O benim için çok unutulmaz bir andı. Bir dakika ya, ben şimdi ne yapıyorum? Ne olacak? O benim için unutulmaz bir andı. Dilimi düşüneceğim. Hayvan huysuzlanıyor. Gıdıklamaya çalışıyor. Gagasını vuruyor. Bir yandan Karadeniz'i konuşmaya çalışıyor. Bir yandan karaktere bürünmeye çalışıyorsun filan. Bir enteresan bir iki saat yaşadım. Ondan sonra hemen atlattık, geçti gitti.
Gemicüler kalkalım, şu yelkeni takalım. Şu şurupta yelkeni sırt üstüne yatalım. Kızılırmak başına şu irgati atalım. Sizin de böyle bir anınız var mı Eser Bey? Biz zaten birbirimizin birçok anına çok gülüyoruz. Artık yavaş yavaş birbirimizi de tanımaya başladıkça o kendinden role kattığı bir şeyle alakalı bir an gördüğünde sürekli gülüyorsun. Ve zaten beraber çalıştığım insanlarla hep beraber olduğum için bence çok sık gülüyoruz. Öyle bir özellikle şu an diyebileceğim bir an galiba şu anda yok. Kaç! Geliyorum. Ya bekleyin, onlar benim dükkanımı demir başlarına. Artık insanın halinden anlayın da. Peki Ege'nin Hamsisi'nden sonra yeni bir projede özellikle oynamak istediğiniz bir rol var mı? Bundan sonraki projede dilerim şive dışı bir şey olur. Çünkü biraz kendime dönmek istiyorum artık. Daha böyle İstanbul Türkçesiyle konuşabildiğim bir projede daha farklı böyle daha farklı kaygılara sahip olmak istediğim bir iş olsun. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi Şevket Usta? Siz böyle kendiniz yapıyorsunuz ya, yapıyorsunuz ediyorsunuz, ondan sonra da dedim bitti, dedim bitti diyorsunuz ya. Ben şartımı baştan söylüyorum sana, dedim bitti, haberin olsun. İclal Hanım, size şans, başarı ve yetenek desek bizlere neler söylerdiniz? Şans... Ya o şans mıdır bilmiyorum. Yani insanın karşısına fırsatlar çıkar ama onu görebilmek çok önemli. Onu yakaladıktan sonra ona tutunmak çok önemli. Yetenek muhakkak ama çalışmadığın sürece nice yetenekli insanlar tanıyoruz ki o yeteneğin üzerine işleyecek bir şey yapmadığında vah diyoruz, ne kadar yazık oldu gitti. Oyunculuk çok ciddi kolektif olmayı gerektiren bir iştir. Tek başına yıldızmışsın gibi görünür ama asla öyle değildir. Genç arkadaşlarıma da en çok bunu söylemek istiyorum. Sizi parlatan şey sadece sizin yeteneğiniz değil, sizin yeteneğinizi desteklemeye neden olacak diğer davranışlarınızdır. Dizinin finaliyle yoğurarak başarılı oyunculara iz bırakmanın kendileri için nasıl bir anlam ifade ettiğini de sorduk. Bir tane hayatımız var. Ortak noktamız tüm insanlığın. Burada bu tek yaşamında, insanoğlunun tek yaşamında onların ruhlarına dokunmak, onlara çünkü sanat yapıldığı zaman ortaya çıkan şey iyilik ve güzelliktir. Onların ruhlarına ve yaşamlarına bir iyilik, bir güzellik katabilirsem ve onlardan iyilik ve güzellik alabilirsem bu benim için bu hayatta iz bırakmanın en güzel yoludur. Bizim için, sadece benim için değil izleyici için de, benim kendi oyunculuk tarihimde, televizyonculuk tarihimde en mutlu yazlardan, en güzel işlerimden bir tanesi oldu. Hatta en sevdiğim rolüm oldu Meloş. İlk 11 bölüm için söylüyorum bunu. Biz çok güzel bir küçük hayat hikayesi anlattık. Sadece bu küçüklüğü bile bence güzel bir izdi. Hayatta herkes zaten bir iz bırakır. Ne kadar derin olup olmadığıyla alakalı, ne kadar kişiye ulaştığı, ne kadar kişiye dokunduğuyla alakalı olarak da ölçülebilir bir şekilde değişir herhalde. Sizin hakkınızda insanların iyi şeyler söylemesi, sizi iyi doğru metiyelerle adlandırması benim için en önemli değerdir yani. Arkanızdan sizin için söylenilen sözler, sizin o insanlar üzerinde bıraktığınız izlerinizdir aslında. Deniz. Deniz gir artık içeri. Sırada veda söyleşilerimiz var. Başrolünü oynadığınız Ege'nin Hamsisi izleyicilerine veda ediyor. Neler söylemek isterdiniz? Güzel, tam tadında, herkesin kalbinde, zihninde iyi bir yerimiz varken öyle olduğunu umuyoruz. Onlara tatlı bir hatıra, aa ne tatlı Ege'nin Hamsisi vardı diyebilecekleri bir noktada hoşça kalın diyeceğiz. Yeni yıla da güzel bir merhaba olacak. Al orada kimse olmasın. Birlikte ona da bir küçük alkış, bravo. Bravo. Böyle çok büyük bir aile olduk artık. Ya. Ekibin geri kalanına da bu güzel hikayenin son sözünü soruyoruz. Buraya kadar aslında zor günlerimiz oldu, çok koşturduğumuz,
hep birlikte çok uğraştığımız, bir sürü şeyle mücadele ettiğimiz ama içinde hep güzel anıların olduğu bir süreç geçirdik ve baktığımda bir tek o kaldı bizde. Burada çalışırken Sığacık'ta Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından birçok misafirimiz, seyircimiz geldi. Bizi ziyaret etti. Diziyi ne kadar sevdiklerini söylediler, ne kadar beğendiklerini söylediler. Bize hayranlıklarını gösterdiler. Onun için onlara buradan binlerce kez teşekkür ederiz. Çünkü ilk defa reytingi birebir bir şekilde biz seyirciden aldık burada. Canlı canlı aldık. Burada çekim yaparken tribün oluşturup seyircilerimizin izlediği günler oldu. O manada çok keyifli günler geçirdik. Onun için buradan bütün TRT seyircilerine teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben böyle proje içinde bulunmak şansına eriştiğim için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Çünkü çok farklı, enteresan, birbirinden şahsına münasır bir sürü insanla tanışmış oldum. Büyüklerim olsun, küçüklerim olsun benden. O yüzden genel itibariyle eğlendiğim, mutlu olduğum bir proje oldu. Bunca yıllık meslek hayatımda bitmesine üzüldüğüm iki işten birisi oldu bu. Dedim bitti. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda yeni projelerle görüşmek üzere. Gönüller bir oldu sonunda. Çünkü ne yaptık? Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü aramızda böyle köprü yaptık. Ege'nin Hamsisi ekibine başarı dolu bir yıl diliyor. TRT ekranında yepyeni projelerde kendileriyle yeniden buluşmayı umuyoruz. Hocam çalıştır, çürüyorum. Oğlum oluyor. Düğünümüzde ünlü şarkıcılar çıkacak mı? Tarkan Markan diyorlar, belli mi olur? Pazartesi akşamlarımızın eğlence dozu en yüksek dizisi Ege'nin Hamsisi. Final bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. İyi. Çok teşekkür ederim. Senin rızan olmasa da ben bu gece evleniyorum baba diyemem dedim. Oğlum ne zaman dersin? Ne zaman evlenirim dersin? O zaman mı dersin? Ege'nin Hamsisi, Pazartesi günü TRT 1'de.